Hepinize yeni videodan merhaba. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Biz bomba gibiyiz. Bugün Pınar'a makyaj yapacağım. Pınar hiç dokunmayacak. Tamamen ben yapacağım. Bakalım Pınar maymuna mı dönecek yoksa prenses mi olacak? Kesin maymuna döndürecek beni, kesin. Yani makyaj yapma konusunda hiçbir zaman bir iddiam olmadı. Hatta toplasan hayatım boyunca Pınar'a iki kere falan yapmışım. Tamam bak, üçüncü son olacak, tamam mı? Yani hani lütfen artık üçüncüyü son güzel olmayacak. Yap. İnanıyorum sana. İnanmak istiyorum daha doğrusu. Kendime pek inanmıyorum ama olsun. Bu sefer başaracağını düşünüyorum. Umarım da başarırsın. Peki bana sor, ben düşünüyor muyum? Düşünüyor musun? Doğruyu mu söyleyeyim, yalanı mı? Yalan lütfen. Başaracağım. Kork benden tatlı. Bunu takacak mısın bana? Takalım tabii ki de. Nasıl takılıyor göster. Boğuluyor beni. Böyle takılmıyor muydu? Ben bunu kendim çözeceğim arkadaşlar. Bunu şimdi nasıl takılır? Ben olsam nasıl takarım? Ya manyak mısın? Normal şöyle. Kafama geçin. Ya abi bırak Allah arkadaşlar aşkına. Bu nasıl takılır? Ben ne bileyim. Her gün bunu takıyorum sanki. Bak saçlarım böyle alacaksın. Ama ben de bunu demiştim zaten. Ha kesin böyle dedin. Böyle yapacaksın. Saçlarına makyaj malzemesi bulaşmasın diye ki senden o kadar çok korkuyorum. Ki tamam şuradaki bırak. İpliği de sakla. O kopmuyor. Evet. Yavaştan başlayabilirim. Burada masamda önümüzde neler var? Hangi makyaj malzemeleri var? Hemen size gösteriyoruz. Makyaj malzemelerimi serdim arkadaşlar buraya. Şimdi abicim bu videonun konsept gereği ben sana ne yapacağını söylemeyeceğim. Neyle başlayacaksın? Okey. Sen kendin karar veriyorsun bunlara. Tamam. Başla bakalım. Hadi başlayalım. Canlar şimdi şöyle bir kapağımız var. Krem kapağı. Ben bunun üzerine şu fondötenden sıkacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş, nasıl bir fondötenmiş. Hemen sıktıktan sonra size gösteriyorum. Serum fondöten bu arada arkadaşlar. Evet, fondöten, serum fondötenmiş. Çok güzel, çok anlarım ya. Çok şey yapma tamam. Bari o kadar da. Şöyle fondöten ama sanki bu Pınar'a göre birazcık sarı kaldı. Anlıyor da her şeyden. Şöyle evet. Bir açık renkli bir şey buldum. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bence bu rengini biraz açar diye düşünüyorum. Bu arada bilerek söylemiyorum ne işe yaradıklarını. Sıkılan bir şey mi? Değil ama ben bunu yine de o kapağın üzerine şöyle süreceğim. Onları karıştıracağım sonra. O biraz bitmiş, o yüzden onu birazcık şöyle sıyıra sıyıra. Öyle mi? Bitmiş malzemeleri önüme koyuyor ya. Arkadaşlar bitmişi bana vermiş. Burada ona benzer bir şey daha var. Bir fark olduğunu düşünmüyorum yani. Bundan sürede. Kesin hiçbir farkı yok. Neyse yapsın görsün. Niye o kadar az koyuyorsun ya? Koyuşa bakın arkadaşlar. Neyse o herhalde açar onun rengini diye düşünüyorum. Tamam hadi o zaman. Göreceğiz. Elimle şurayı şöyle biraz şey yapıyorum. Niye elimle yaptım? Evet niye fırça varken elimle? Eyvah eyvah. Çorba etti. Ona... Ben bunu şey yaptım. Yaladım. Ama parmağımda kaldı. Cips şeyi gibi, tozu gibi. Şöyle senin yüzüne sıksam nasıl olur? Korkuttun beni. Korktun mu canım benim? Ya ne yapıyorsun? Amacım ulan şu parmağımı şeye sürdüm. Şu süngere sürdüm. Ya o çözme. Tamam. O ayak el temizleme şeyi mi o? Ayak temizleme demez mi? Çünkü bu ayağım. Neyse. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz fondöteni ben şöyle fıçı 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 aldım. Burada da hazır vardı ya. Bence yavaştan şöyle başlatabiliriz. Ben hiçbir yorumda bulunmayacağım arkadaşlar. Okey, okey. Dedikten 5 dakika sonra dayanamayıp konuşmaya başladım ama. Makyaj yapmayı nereden öğrendiniz? Make-up artist olduğum için ben buna yıllarca buna eğitim verdim. Eğitim verdim ama eğitim aldım. Yani bence bu kısım okey arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen devamını şöyle almaya devam ediyorum. Şöyle şuralara biraz daha alacağım. Abi suratım kum torbası değil, lütfen nazik davran. Haklısın. Haklı değil. Gel. Ama ben şu an bana ters kaldın. Oha boynuma kadar. Birazını kapı. Bir kamerada bakmak istiyorum. Aynada. Arkadaşlar bence gayet iyi gözüküyor göz bu arada. Göz çevremi görmüyorsun abi. Göz çevrene gireceğim şimdi. Ama oralara zaten ben concealer süreceğim. Concealer'ın ne olduğunu biliyorum. Bu göz aydınlatma için kullanılıyor. E tamam da yine öncesinde de tabii bir alnıma niye sürmedin bu arada? Evet. Ay burnun çok kötü oldu. Şöyle yumuşatalım. Ya elinle niye böyle şeylere kalkıyorsun? Pınar sen karışma. Hani yorum yapmıyordun? Dedim ama 5 dakika duramadan. Şu anda sen benim yüz mankeni. Ve ben istediğim şeyi yapabilirim arkadaşlar. Bence konsept bu yani. Şimdi alnına süreceğim zaten okey. Yakışım. Biraz sarı bazlı bir fondöten. Ne kadar açsak da bence pek bir işe yaramadı. Aa. Şuraya bakın. Neyse tamam gel. Hemen düzelteceğim. Yorum yapma sen.
hortlak etmedim şu anda. Tamam gel bak düzelteceğim, çok az kaldı. Canlar bence fondöten oldu gibi. Yani bu kadar oldu. Sıkıntı yok. Sonrasında bakarız ne yapacağımıza. Ben şu anda bir aydınlatıcı sürmek istiyorum. Şunun konsilir olduğunu okudum şu an üzerinde. Bence bu okey. Bu zaten şöyle fıs fıs bir şey. Bunu neyle sürmem gerektiğini çok arada kaldım. Fırçayla yapacağım. Ben bir şey bilmiyorum. Bilmiyor musun? Buna pişman ederim sana. Tamam fırça. Şu pufumla da yapabilirim. Yok ben fırça istiyorum. Ama bu fırçalar onun için değil ki çok, gözaltı için. Yine şu pompacıkla yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şu tarafı nasıl olur diye bir düşündüm. Hiç kullanılmamış. Sanki limon ikiye bölünmüş gibi. Sıkıntı yok, tamam buradan devam edelim. Gel. Mükemmel olacak. Mükemmel. Bu dediğime ben inanmıyorum. Burak Bey, size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ben ama şey boynumdan tutuyorum. Eğitimimi nerede yaptım, master'ımı nerede yaptım diye soracaksınız. Ben soruyu sormadan anladım. Amerika'da koleje gittim bununla alakalı. Makyaj kolejine, sonra onunla alakalı bir kurs bitirdim. Bir kurs derken yanlış anlamayın arkadaşlar. 15 yıllık süren bir kurs. Hayatımı ben buna verdim. Hayatınızı çok verdiğiniz belli oluyor şaheserinizden. Ama daha bitmedi ki. Paranızın karşılığını sonuna kadar alacaksınız. Lütfen bekleyin. Finisher. Bence okey. Tamam, ne yapacaksın şimdi? Sırada ne var? Bunları da ben kapatayım arada. Ben kontür yapma taraftarıyım arkadaşlar. Farı en sona falan mı bırakacaksın? Farı sonraya bırakacağız. Tavsiyemizi aldık buradan, far yapmamız gerekiyor. Unutmuştum o detayı. Böyle bir çektik. Tamam. Böyle yaptım. Bence bu arada gayet de güzel yaptığımı düşünüyorum bu şeyi. Fırçası. Fırçayı alayım. Canlarım kontürü dağıttığımı düşünüyorum. Şuradan da bakalım. Bence okey, o çizginin biraz kalması gerekiyor diye düşünüyorum. Kime göre, neye göre kalması? Hani anladın mı? Orasını silsen kararıklıktan başka bir şey kalmadı. Bella Hadid mi yaptın peki beni? Evet, Bella Hadid yaptım. Diğer tarafa bakayım tatlım. Tık. Boynum kırıldı. Geldi boynumda. Para geçmeden önce allık sürmeliyiz diye düşünüyorum. Wow. Şöyle bir allık var. Bence bunu sürebiliriz. Bence allık değil de seni zorlayacak olan şu allığı yapsın. Çok merak ettim. Daha zor bir şey mi? Tabii, sen gittin kolayını buldu hemen orada. Zorunu niye veriyorsun? Neyse, ben eğitimimden dolayı master yaptım. Ha, master yaptınız, çok güzel. Nasıl açılıyor? Ay çok tatlı bir şey. Kendime tık tık tık. Biraz az mı geldi sanki? Çevirmen lazım işte altından. Heh. Gel. Bu kadar iyi. Canlarım, allığı sürdük. Şu anda ben bunu bir fırçayla sürme kararı aldım. Bence süngerle süreceğini düşünmüyorum yani bunu. Bunu aldım böyle bir fırçaya. Ama nasıl süreceğimi tabii ki tam bilmiyorum. O yüzden şöyle bir hareketler yapıyorum. Daha nazik hareketler yapman gerek. Elin çok ağır. Ağır. Demek ağır. Ben sana gösteririm. Hadi son artık. Hadi tamam. Yarım saattir allığı sürmeye bence çalışıyor ya. Bence artık allık da oldu. Evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. O fayda da şu ki arkadaşlar, far paletleri. İstediğim bir renkten panara far süreceğim. Tabii ki renkliler çok daha güzel diye düşünüyorum. Ve bana daha çok yakıştığını düşünüyorsundur. Böyle bir şey söylememiştim ama olsun. Yakıştığını söyle bana. Aa, kolum. Yemin ediyorum kolumu morarttı arkadaşlar. Biraz pik miyimdir bilirsin. Çok pikim ya. Aç artık. Tırnağını mı kıracağım? Yanlış yerden açıyorsun çünkü şurada. Ben de açamadım. Ama buradan. Evet. Yani arkadaşlar, bunu parmakla mı sürmem gerekiyor yoksa fırçayla mı sürmem gerekiyor? Çok aradım. Şöyle random bir fırça aldım. Hani bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ben hocamdan böyle gördüm. Hangi renk istiyorsun bana ya? Renk paletleri bu şekilde arkadaşlar. Ben içimden geçen rengi alıyorum. Alıyorum. Bakalım hangi renkmiş? Başlıyoruz gene. Hı-hı. Gözlerimi oyacakmış gibi hissediyorum. Olur ya, öyle şey yapar mıyım ben? Kuzum. Açma gözünü, bakmana gerek yok. Şimdi o renkten arkadaşlar farklı bir renge geçiş yapıyoruz. Profesyonel. Tabii. Bu biraz... Niye böyle oldu ya? Bakıyorum. Bu nasıl bir geçiş abi? Ne bileyim ya? Ya bu bir hataydı gerçekten. Hata falan değil. Gerçekten de keşke sana yaptırmasaydın. Niye kabul ettim ya? Ben far süremem ama. Ya o zaman sürme far. Bak çok güzel oldu. Gerçekten daha fazla yapma. Çok arkadaşlar ben oldu. Aslında Pınar'a şaka yaptım. Ben eğitim falan almadım. Makyajından ne esinler anlamam. Yaptığın doğru mu abi? Ben yapamam ki hiç. Yapmasaydın Osman abi.
Pınar ne yapayım? Ben bu kadar anlıyorum. Farı bana yapamayacağım deseydin hiç ben bulaştırmaz mı seni Farah? Güzelim kızı ne hale getirdim gerçekten. Ay ağlama canım, o kadar da değil. O kadar. Canlarım, ben fark ettim ki eğitimlerim arasında derslerde far işlendiği zaman okula gitmemişim. Hasta taklidi mi yaptın? Hasta taklidi yapmışım. O gün işim çıkmış falan filan. Derslerde far anlatılırken ben gitmediğim için sen ağzına, eksik kalmışım. Varsın olsun, benim tek eksiğim bu. Sıkıntı yok. Far yapmaktan vazgeçtik. Çünkü mankenimiz o kadar güzel ki far yapmasına bile gerek yok. Çevir çevir, aynen. Arkadaşlar, masaya şöyle bir baktım. Benim atladığım çok önemli bir kısım var. Çoğu insanın yapmakta zorlandığı bir şey. Ama benim için dünyanın en kolay şeyi eyeliner. Şimdi gel kuzum buraya. Kuzu kuzu me. Bak, bunu gerçekten odaklanarak yapmanı istiyorum. Lütfen. Hanımefendiciğim, şüpheniz olmasın lütfen. Mükemmel bir eyeliner çekeceğiz size. Eyeliner'ınızı çekeceğiz şimdi size. Şöyle şuradan düz bir çizgi başlatayım. Kapayım mı gözümü? Olur. Bence arkadaşlar gayet güzel gidiyor. Çünkü eyeliner dediğinin gerçekten bir püf noktası var. Burada sakin olmak ve çizgileri düzgün yapmak çok önemli. Ya bu nasıl eğitim ya? Bitmedi hanımefendiciğim, bitmedi. Yurt dışında okuduğum için benim şivem kayıptır, gel. Bu ne abi? Bitmedi, dur. Tavanlara çıktın eyeliner çekeceğim diye. Şu an tavanda eyelinerim. Yok, bak. Bak. Bu ne? Bu ne? Ne yaptın sulu boy? Bir şey söyleyeceğim de, böyle bir eyeliner çekeni ne yaparım ben? Boya sürmüş ağzıma, dişlerime bulaştı. Çok yakıştı aşkım, kırmızı al sana. Oh! Böyle kötü eyeliner çekersen... Böyle bir şey yapılır mı ya? Cezanı çekersin. Çıkarttınız mı? Bak çıkmış. Arkadaşlar, elimdekiler boş gitmesin de biraz dudağımı sürmüş olabilirim. Elimden de çıkmıyor bu arada. O kadar kalıcı bir şey ki ne olduğunu bilmiyorum. Ben sana şey yaptım. Ejderhanın dili. Tamam, bir tarafıma da ejderhanın dili yapman gerekiyor. Tabii. Şimdi. Abi şaka maka bir şey soracağım sana. Tabii. Sorabilirsiniz hanımefendi. Bak, bana ciddi cevap verme. Gerçekten ciddi bir soru soracağım. Okey. Mesela şu anda bir tavsiye verecek olsan ne verirdin? Buna şunu söyleyebilirim. Bence verilecek en güzel tavsiye, bir insana hak ettiği değerden daha fazla değer vermemek gerekiyor arkadaşlar. Demek ki ne yapacağız? Herkese güvenmeyeceğiz. Bu mu? Evet. Hak edene hak ettiği kadar değer. He? Bu kadar. Aynen gerçekten öyle yapmak. Bu arada bu... Hak ettiğim eyeliner mı? Tam üstüne bastın. Çünkü ben bu eyeliner'ı yeryüzünde bir Cici Hadid'e, bir de size yaptım Pınar Hanım. Gördün mü? Cici'yle aynı makyaj olmuş benim. Evet. Birazcık daha şunda şöyle bir değişiklik yapmam gerektiğini fark ettim. Değil mi? Biraz eşit değiller biraz çünkü. Evet. Şimdi makyajımızın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben sadece bir de bir ruj sürmek istedim. Çünkü ruj artık makyajın son noktasıdır, imzasıdır diye düşünüyorum. İşte şöyle bir ürün var elimde. Ne olduğunu bilmiyorum ama ruj olduğu kesin. Çok değişik bir kabı vardı. O yüzden kesinlikle bunu tercih ettim. Güzel duruyor. Deneyip görelim. Peki bir şey soracağım. Hı. Önce benim duygumu merak ediyor musun? Ne düşündüğümü bu rujla alakalı? Evet. Doğruyu mu söyleyeyim, yalanı mı? Yalan lütfen. Çok güzel yapacaksın. Ağzını açık bırakman gerektiği konusunda pek emin değilim kuzum. Bilmemen gerekiyor. Niye gülüyorsun? Diyet! Gülersen yapamam. Dişine sürdüm. Arkadaşlar, ben biraz mankenimizin dudağının çerçevesini kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden biraz çerçeve yapacağım. Ama burnuma çıktın. Çıkmadım. Bakınca görürsün. Çok kısa. Abi, tabii. Burnum orası. Ben Kendall Jenner'a da aynısını yaptım. Bayıldı. Allah'ım, makyaj malzemelerimi boşa harcıyor. Ya abi ya! Ya bu ne? Bu ne bu? Çok güzel oldu. Mükemmel. Ya aşk olsun ya. Bir de dudak çerçevesi. Al sana dudak çerçevesi. Yorumsuz arkadaşlar. Makyajımı görüyorsunuz. Makyajım bitti. Hani şurada demek isterdim ki. Ya abi, ellerine sağlık. Bu nasıl bir şey? O kadar makyaj. Ben neyim biliyor musun? Saf yetenek. O kadar. Son sözüm buydu. Aynen. Yani senin gibisi zaten bulunamaz böyle. Hani yeryüzünde böyle bir makyaj yapan yok. Sana dedim ki ejder dili yaptım. Daha ne istiyorsun? Yani bu makyajın adı ejder dili. Arkadaşlar, umarım yaptığım makyajı beğenmişsinizdir. Ben çok uğraştım ve emek gösterdim. Pınar'ın da çok beğendiğine eminim. O öyle şakasına falan beğenmediğini söylüyor. Ben diyeceğimi dedim. Siz de izlediniz.
Yorumlarda görürüz artık. Lütfen arkadaşlar bana sert davranmayın yorumlarda. Eğitimimi unutmayın. Nereye gitse de dikkat çekeceği kesin değil mi? Benim zaten imzam budur. Nereye gidersen git hep dikkat çek. Bence bu sözün altını tam anlamıyla dolduruyorum. İmza ben kaşe imza. Tabii. Suratıma zaten imzasını atmış. Yani daha... Dudağımı da patlattı. Videodan keyif aldıysanız, videoya like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Yapmamızı istediğiniz videoları aşağı yorum kısmına yazarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyoruz.